İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 15 günlük acil durum ilan edildi. Nikol Paşinyan New York'ta Hindistan Başbakanı ile bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti'nde 2179 ton üzüm toplandı. Cavak'taki Daşbaş Şelalesi turistler için daha çekici bir hale gelecek. Suriye'de teröristlerden kurtarılan Han Şeyhun'un restorasyonu başlıyor. Yerevan metro istasyonlarında Gomidas Vartabet'in piyano eserleri, korolar ve şarkıları çalacak. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün suyu cilt için şifalı. Batı Ermenistan'ın işgal altındaki Van şehrinde 15 gün boyunca mitingler, gösteriler, yürüyüşler ve basın toplantıları düzenlemek yasaklandı. İşgal valiliğine göre bu karar güvenlik nedeniyle alındı. Açıklamada özellikle 26 Eylül 10 Ekim 2019 tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın toplantısı, protesto, imza toplaması, anma, oturma eylemi, açlık grevi ve benzeri faaliyetler 15 gün boyunca yasaktır denildi. Karara gerekçe olarak il çerçevesinde gerçekleşecek terörle mücadele operasyonları sebep gösterildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, New York'a yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Hintli mektidaşını memnuniyetle karşıladı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hindistan ile işbirliğine büyük önem verdiğini ve mevcut potansiyelin tam olarak gerçekleşmesi için tutarlı ve aktif olarak çalışmalar sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Hindistan Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile ilk toplantısını yapmaktan ve Ermeni-Hint ilişkileri ile ilgili sorunları görüşmekten mutlu olduğunu ifade etti. Narendra Modi'nin sözlerine göre Ermenistan-Hindistan dostluğunun asırlık ve güçlü bağları bulunmaktadır ve Hindistan ikili işbirliğini geliştirmekle ilgilenmektedir. Artsakh Cumhuriyeti'nde üzüm bağlarından üzüm toplanmasına başlandı. Artsakh Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Bitki Yetiştirme ve Bitki Koruma Dairesi Başkanı Aram Badalyan, Artsakh Press muhabirine konuyla ilgili verdiği bilgiye göre 23 Eylül itibariyle Cumhuriyet'teki 1858 hektarlık bağlardan sadece 380.5 hektarından üzümlerin toplanması gerçekleştirildi. Toplam hasat 2179 tonu buldu. Cumhuriyet'te ürünün piyasaya sürümüyle ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Son zamanlarda Daşbaş Şelalesi adıyla turistler için yeni heyecan verici ve canlı bir mekan ortaya çıktı. Cavak'ın Çalka Belediyesi Daşbaş Köyü yakınlarında yer almakta olan Daşbaş Şelalesi deniz seviyesinden 1110-1448 metre yükseklikte. Şimdi devlet onu daha ilginç ve cazip hale getirmeye karar verdiği için turist sıkıntısı çekilmiyor. Temmuz 2020'ye kadar şelale turistlere daha cazip hale gelecek. Şelalenin doruğunda yerden 200 metre yükseklikte ortasında bir bar bulunan cam köprü inşa edilecek. Köprüyü inşa etmek için sadece 15 milyon dolar harcanacak. Proje köprüye ek olarak aynı zamanda bir zipline, otel ve restoran inşaatını da içeriyor. Ayrıca 100 bin kişi kapasiteli müzik festivaline ev sahipliği yapacak bir alanda yenilenecek. Köprü inşaatının çalışmalarına başlanmış durumda. Yetkililer Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Han Şeyhun şehrini yeniden inşa etmeye başladı. Şehir yıllarca militanların saldırılarından ciddi hasar görmüştü. Vali Vekili Muhammed Sadun'un sözlerine göre yetkililer en kısa sürede Han Şeyhun'da huzurlu bir yaşam için gerekli koşulları sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mayın arayıcıları kentin güneyini temizledi. Şu anda bir konut inşaatı projesi sürüyor ve halka tıbbi hizmetler sağlanıyor. Muhammed Sadun'a göre 8 yıl boyunca Han Şeyhun nüfusu 65 bin kişiydi. Şu anda geri dönen mülteciler dikkate alınacak olursa nüfus 4 bin kişi. Karen Demircihan adlı Yerevan metrosunun basın sözcüsü Datevi Kaçadıryan'ın Armen Press'e verdiği bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'ın metro istasyonlarında Gomidas Vartabet'in piyano eserleri, koroları ve şarkıları çalınacak. 26 Eylül'de Ermeni besteci, müzikolog ve modern Ermeni klasik müziğinin kurucusu Gomidas Vartabet'in doğumunun 150. yıl dönümü kutlanıyor.
yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde eski ve yeni takvime göre doğum günü sırasında Komidas Vartabet'in piyano eserleri, koroları ve şarkıları Yerevan metro istasyonlarında çalınacak. Batı Ermenistan'daki Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken sahip olduğu suyla da şifa dağıtıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırmasına konu oluyor. Özellikle akne, ayak mantarı ve sedef gibi bazı deri hastalıklarında Van Gölü'nün tedavi edici özelliğinin bulunduğu belirtildi. Vanlılar sürekli göle giderek kendileri bu özelliği tespit ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gatabant adlı Ermeni ulusal folk topluluğundan Komidas Vartabet'in Nanen Gaten Tıxet adlı eseri sunuyor. Bati tuhe kashe tempestara Nanen gaten tehi, nanen gaten tehi Nanes kinder kishare her Hedler tu dir gvare Loşu boko kaloç kata Tu teri kata gtehi Nanes kinder kishare her Hedler tu dir gvare Loşu boko kaloç kata Tu teri kata gtehi Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.